Tonguç Akademi'den herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Biz çok heyecanlıyız. Çünkü ikinci dönemin birinci yazılı kampına geldik, başladık. Bugün sizlerle din kültürü ve ahlak bilgisinin yazılıya hazırlığıyla beraberiz. Ne yapacağız? Öncesinde yazıldan sorumlu olduğumuz konuların tekrarını yapacağız. Hemen peşinden öğretmenlerden aldığımız püf noktalarıyla gelebilecek sorulardan bir yazılı provası hazırladık. Onun sorularını beraber çözeceğiz. E, dersime geçmeden önce, yazılıya geçmeden önce sizlere yazılık kampımı hatırlatmak istiyorum. Bugün artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ama eğer sen sosyal efeni, Türkçeyi, matematiği izlemediysen lütfen geriye dönüp onları da bir kontrol et. Çünkü buradan birkaç soru yakalayabilirsin. Bu senin yazılıda notunu yükseltmeni sağlar. Evet vakit kaybetmeden besmele çekelim. O zaman başlayalım. <laughs> Evet arkadaşlar bu ünitede bol bol selamlaştık değil mi? Çünkü iletişim ve konuşma adabından bahsetmiştik. Selamlaşma adabından bahsetmiştik. Hatta ünitenin sonunda bir dua öğrenmiştik. Ee, orada da yine selamlaşmaktan bahsediyordu. Yani bol bol birbirimize selam vermişizdir diye düşünüyorum. Evet şimdi arkadaşlar birinci dönemin bitirirken sonunda e, Ramazan konusunu da işlemiştik ama öğretmenlerimizin bazıları Ramazanı sorabilir yani sınav konusuna dahil edebilir o yüzden biz e, onu da hesaba katarak Ramazanı da işleyeceğiz bir hatırlayalım e, o yüzden lütfen buraya dikkat edin bu kavramları unutmuş olabilirsiniz şimdi arkadaşlar Ramazan orucu ve önemini konuşmuştuk. Zaten Ramazan ayına da e, girmiş bulunuyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Ramazan e, Recep, Şaban, Ramazan olarak bilinen 3 aylardandır İslam dininde çok önemlidir bu 3 aylar e, ve Hicri takvimin 9. ayıydı. Ramazan e, ayı sağlığın şükrü olarak oruçlu geçirdiğimiz, orucun farz olduğu aydır. Ee, aynı zamanda dediğim gibi hicri takvimin dokuzuncu ayıdır. Ee, oruç kimlere farz? Onları hemen söyleyeyim hızlıca. Akıllı ergenlik çağına giren sa sağlıklı Müslümanlara oruç farzdı ve bununla birlikte oruç nasıl tutulurdu? İşte belli vakitlerde yani imsaktan iftara kadar, akşam güneşin batışına kadar yeme içmeden ve bazı işte kötü duygulardan, bedensel isteklerden uzak durarak yapılan bir ibadettir oruç ibadeti. Orucu bozan durumlar vardı. O kadar çok detaya girmeyeceğim. Ee, burada zaten yazılı notlarımızda aslında ee, onları da bir mutlaka okumanızı istiyorum. Bakın burada e, ne var? Hemen şöyle açayım sayfasını. İkinci dönem konusunda din e, konusunu açtığımızda adab ve nezaket üniteleri var. Ama siz birinci dönemi de e, bakın şurada hemen. Birinci dönem e, yazılarında da yine diğer yazılı notlardan bakarak ulaşa bilirsiniz. Orada Ramazan'la ilgili oruç bozan durumları da işte oruç çeşitlerine de bakabilirsiniz. Ramazan ve oruçla ilgili kavramlardan bilmeniz gereken iftar orucun açıldığı vakit sahur ise gecenin bir bölümünde yemek yediğimiz vakte deniliyor ya da yenilen yemeğe deniliyor. Teravih Ramazan ayında özgü bir sünnet namaz 20 leket olarak kılınır. Mukabele Ramazan ayında Müslümanların Kur'an okumayı iyi bilen ya da hafız olan kişilerin okuduğu diğerlerinde yüzünden takip ettiği karşılıklı Kur'an'ı bu şekilde de hatmettikleri e, mukabele geleneğine deniliyor. Hazreti Muhammed'de Hazreti, e, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de Cebrail aleyhisselamın karşılıklı okumalarından ortaya çıkmıştır. Mahya ise Ramazan ayı geldiğinde iki minare arasına asılan ışıklı yazılara deniliyor. İmsak oruç vaktinin girdiği e, vaktidir. Yani orucun başladığı vakte deniliyor. Tan yerinin ağarmasına deniliyor. Kültürümüzde Ramazan ve oruç konusunda diş kirası vardı hatırlarsanız arkadaşlar işte hırkayı şerif vardı. Ee, ...bunlara dikkat edersiniz. Diş kirası neydi? Gelen misafire dişlerinizi bizim için yordunuz diyerek böyle küçük ikramlar, hediyeler verilmesiydi. Osmanlı'dan gelen bir gelenekti. Hazreti Davut Aleyhisselam'ı öğrenmiştik sizlerle birlikte. Ee, İsrail oğullarına gönderilen bir peygamberdi. Goliath'a karşı savaşmıştı değil mi? Talut'un ordusunda Calut'a karşı savaşmıştı. Daha sonra allah Teala ona hem hükümdarlık hem de e, ne vermişti? Peygamberlik vermişti. Kendisine indirilen kutsal kitap Zebur'dur. Hazreti Süleyman'ın babasıdır. Oruç e, tutmayı çok severdi. Senenin yarısını oruçlu geçirirdi. Bir gün oruç tutardı bir gün tutmazdı. Bir gün tutardı bir gün tutmazdı. Bu şekilde senenin yarısını oruçlu geçirirdi. Çok güzel bir sesi vardı. O Allah'ı zikretmeye başladığında ya da te, e, Zebur'u okumaya başladığında e, kuşlar hayvanlar dahi gelip onu dinlerdi. Bu yüzden güzel sesli birine Davudi ses tanımı da terimi de oradan gelmiştir. Rabbena dualarını öğrenmiştik. Rabbena duaları namazın sonunda, son oturuşta, tahiyyattan, salivariklerden sonra okunan e, dualardı. E, ey Rabbimiz, ey Rabbimiz diye başladığı için Rabbena, Rabbena duaları adını almıştır. Kur'an-ı Kerim'de geçen dualardır. Aynı zamanda peygamber duasıdır bunlar. Rabbena atna fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gına Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem ateşinden koru. Sonrasında Rabbena filli duası vardı veli valideyi yine yemeye Burada da ey Rabbimiz bize merhamet et bizi bağışla ahirette hesabın görüleceği gün beni anne babamı ve bütün müminleri bağışla anlamına geliyordu bu duamızda da başkalarına da dua etmenin duada bencil olmamanın önemine değinilmişti. Hemen hızlıca geçiyorum nezaket, adap ve nezaket ünitesine. Arkadaşlar nezaket ne demekti? Nazik ve hoşgörülü olma, görgülü olma demekti. Nezaket kurallarında selamlaşma adabını, sofra ve iletişim adabını, konuşma adabını işlemiştik. Ee, sofra adabında bilmemiz gerekenler neler? İşte yemek, yemeden önce ve sonra elleri yıkamak, sağ elle yemek, önümüzden yemek, güzel şeylerden konuşmak, başkalarını tiksindirecek şeylerden konuşmamak, işte oturarak yemek ya da oturarak içmek gibi bu tarz şeyler vardı e, ve e, sofra duası vardı hatta e, bu da yani sofra adabına uygun davranmak Allah'ın verdiği nimetlere bir şükürdü. Selamlaşma adabı ne demekti? İki insan konuşmaya başlamadan önce birbirlerine senlik dilemeleri, Allah'ın selamıyla selamlamalarıydı. E, konuşmadan önce ne geliyor? Selamlaşma geliyor. Selamlaşma adabında da yine uyulması gereken bazı kurallar vardı. Onlara dikkat edersiniz. E, Selamünaleyküm, merhaba, iyi günler e, gibi de selamlaşma çeşitleri var ama dinimizde en çok kullanılan selamünaleyküm, aleykümselam daha güzeliyle nasıl karşılık veririz aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu şeklinde daha güzeliyle karşılık verebilirsiniz diyor peygamber efendimiz İletişim ve konuşma adabı, karşımızdaki insanın anlayabileceği seviyede konuşmalıyız, yüksek sesle bağırarak konuşmamalıyız, başkalarını rahatsız etmemeliyiz, e, kelimelerimizi güzel seçmeliyiz, e, işte büyüklere konuşurken daha saygılı, işte arkadaşlarımızla konuştuğumuz üslup dille konuşmamalıyız gibi böyle dikkat etmemiz gereken şeyler vardı. Hazreti Lokmandan öğütler vardı. Hazreti Lokman oğlunu ilk önce e, Allah'a ortak koşma diyerek, yani şirk koşmama konusunda uyarıyor ve sonra mütevazi ol, yani insanlardan yüz çevirme, asık suratlı olma, anne babaya dikkat et yani onların hakkına dikkat et, onlara itaat et ve namazı dosdoğru kıl. Başına gelen şeyler konusunda sabırlı ol, olumsuzluklar konusunda sabırlı ol diyerek onları, onu, oğlunu çeşitli konularda uyarıyor. Hazreti Lokman Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamber mi Allah dostu mu olup olmadığı bilinmeyen birisidir. Hazreti Lokman'ın öğütlerine Allah yer veriyor ki onun öğütlerini biz de kendi üzerimize alalım diye bu şekilde Lokman Aleyhisselam'dan da bahsetmiştik. Aynı zamanda tıp alanında yaptığı çalışmalardan dolayı da Lokman Hekim lakabını da almıştır. Bilinen bir bilgi Davut Aleyhisselam'la aynı dönemde yaşadığı da söyleniyor arkadaşlar. Evet gelelim tahiyyat doğası ve anlamına. Tahiyyat doğası ettehiyyatü kelimesinden tahiyyat gelir. Selam, ikram, ihsan, hürmet ve ibadet anlamlarına gelir tahiyyat. Allah'ın ve Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in karşılıklı selamlaşmalarından ortaya çıkmıştır. Ee, Miraç gecesinde birbirlerini selamlamalarıdır. Yani Allah'la peygamberimiz arasında bir konuşmadır tahiyyat. Aynı zamanda namazlarda ikinci e, rekatlarda ve dördüncü rekatlarda okunur. E, bu duada biz selamlaşmanın önemini bir kez daha hatırlıyoruz. Şimdi gelelim diğer ünitemize. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve aile hayatı. Burada Hazreti Muhammed'in evliliğini öğrendik. Ee, onu bir tanıdık. Sonra çocuklarını tanıdık. Bir eş olarak Hazreti Muhammed'e konuştuk. Hemen başlayalım. Hazreti Muhammed 571 yılında Mekke'de doğdu. Doğmadan babasını kaybetti. 6 yaşındayken de annesini kaybetti. 8 yaşında da dedesi vefat etmişti. Amcası Ebu Talib'in yanında kalmaya başladı ve ticareti öğrendi. E, ticarette yaptığı güzel ahlakı, güzel karları, hiç kimseyi kandırmaması ve hiç yalan söylememesi dürüstlüğünden dolayı da Mekkeliler ona Muhammedül Emin el-Emin sıfatını vermişti. Güvenilir Muhammed anlamına geliyordu. 25 yaşındayken ticaret e, yaparak Hazreti Hatice ile tanışmıştı hatırlarsanız. Hazreti Hatice Hazreti Muhammed'in güzel ahlakından çok etkilenmişti. Hazreti Hatice'nin de bir lakabı vardı. Tahire lakabıyla anılıyordu. Şöyle onu da not almak istiyorum. Tahire lakabı yani e, tertemiz, güzel ahlaklı, parmakla gösterilen güzel ahlaklı demek. Onunla birlikte evlendi. Hazreti Hatice ile e, Hazreti Muhammed'in ikisi erkek, dördü kız olmak üzere toplam altı çocukları oldu. İlk doğan erkek çocuğu Kasım. Bu yüzden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zaten Ebu Kasım olarak adlandırılırdı. Çünkü Araplarda öyle bir gelenek vardı. Yani ilk doğan erkek çocuğuyla babanın ismi çağrılırdı. Peygamberimize de Ebu Kasım, Kasım'ın babası diye seslenirlerdi. Abdullah diğer oğluydu. Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatma, Zeynep de kızlarının ismi. Gelelim bir eş olarak Hazreti Muhammed'e. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eşine karşı son derece saygılı, sevgi dolu ve yardımseverdi. Ev işlerini. Onlara yardım ederdi, dertlerini onlarla birlikte paylaşır, hatta birçok konuda eşinden fikir almıştır. Bunun örneklerini de yine derseniz de işlemişsinizdir. İlk vahiy geldiğinde hatırlarsanız. Hazreti Muhammed'e ilk vahiy geldiğinde hemen eşine koşmuştu ve eşine anlatmıştı başından geçenleri. Eşi ona teselli vermişti, destek olmuştu değil mi? Yine İslamiyet'in ilk yayılmaya başladığı zamanlarda da Hazreti Muhammed çok zengin birisi değildi, yoksuldu. Ancak Hazreti Hatice zengin bir kadındı, ticaretle uğraşıyordu. Çünkü malını İslam yolunda feda etmiş, harcamış bir kadın, maddi manevi eşine destek olmuştu. Bir baba olarak Hazreti Muhammed'i tanıyalım. Kız çocuklarına ekstra onlara daha çok şefkatli ve merhametli oluyordu. Çünkü cahiliye döneminde kız çocukları değersiz görülürdü. Öyle bir dönemde Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem kız çocuklarını omuzuna alır, çarşıda, pazarda onlarla dolaşırdı. Hatta Hazreti Fatıma geldiği zaman Peygamberimiz ayağa kalkardı. Bakın baba kızı için ayağa kalkıyor onu kendi yerine oturtuyor onu öpüyor ve halini hatrını soruyordu. Kızı da tabii ki aynı şekilde babasına saygı gösteriyordu. Babası geldiğinde o da ayağa kalkar, kendi yerine onu oturtur ve onu severdi, korurdu. Aralarında adaletli olma konusunda uyarmıştır Peygamber Efendimiz. Çocuklarınız hususunda aralarında adaletli olun, aralarında ayrımcılık yapmayın. Yani kız çocuğu, erkek çocuğu diye ayrım yapılmasını istemezdi. Çocuklarıyla oynar ve onların sorunlarıyla yakından ilgilenen bir babaydı. Bir dede olarak Hazreti Muhammed'i tanıyalım şimdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem torunlarına şefkat ve merhametle yaklaşırdı. Onların eğitimleriyle yakından ilgilenirdi. Ve onların ihtiyaçlarıyla da ilgilenirdi. Güzel ahlaklı olmadığı için çaba sarf ederdi. Onlara güzel isimler koymuş ve onlar için akika kurbanı kesmiştir. Akika kurbanı nedir? Çocuk doğduğunda ailesinin şükür amacıyla Allah'a şükretmek amacıyla kestikleri kurbana deniliyor. Ve sadakalar dağıtmıştır. Allah'ım bana böyle torunlar nasip ettiğin için şükrede şükrediyorum diyerek sadakalar dağıtmıştı Çocuklarına özür dilerim torunları Hazreti Hasan, Hüseyin, Ümame Ali, Ümmü Gülsüm ve Zeynep en çok bilinen Hazreti Hasan ve Hüseyin ancak onların dışında da torunları gördüğünüz üzere varmış ve gerektiğinde onlar hata yaptıklarında torunlarını da uyarmaktan çekinmezdi çünkü dediğim gibi onların güzel ahlaklı olmalarını, peygamber torunu oldukları için güzel temsil etmelerini isterdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin örnek davranışlarına gelelim. Şimdi mutluluklar, üzüntüler paylaşılırdı. israftan kaçınılırdı. Yetimler ve yoksullar gözetilirdi. Akrabalar da gözetilir. Akrabaların ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen bir ailesi vardı. Gelelim şimdi Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e. Peygamber Efendimizin torunları arkadaşlar. İyilik ve güzellik anlamına gelen isimleri, dedeleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vermiştir bu ismi. Ee, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası ve annesi kimdir? Babaları Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'in e, amcasının oğlu. E, anneleri ise Hazreti Fatıma'dır. Peygamber Efendimiz'in soyunu devam ettiren kız çocuğu Hazreti Fatıma olmuştur. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin cennet e, gençlerinin efendileridir der Peygamber Efendimiz. Çünkü onlar çok güzel ahlaklıydılar. E, terbiyeli ...dürüst, aynı zamanda çok edepli gençlerdi. Bu yüzden e, onlar e, peygamber efendimiz için çok kıymetliydi. Hatta peygamberimiz ne diyordu? Onları severken Allah'ım ben onları çok seviyorum... ...sen de onları çok sev diyerek e, sevgisini dile getirmiştir. Evet arkadaşlar şimdi geldik provamıza. Tabii ki sadece e, az sonra çözeceğim sorular değil... ...sınava hazırlanmak için... İlk zamanlardan itibaren eminim çözmüşsünüzdür. Ancak ben tekrar bir hatırlatmak istiyorum sizlere. Din kültürü ve ahlak bilgisi testini açıyoruz. Burada önceki üniteleri de tekrar edebilirsiniz. Ramazan ve oruç ünitesine mutlaka göz gezdirmeyi unutmayın. Yazılı notlarımdan sonra yani az sonra az önce anlattığım notlardan sonra mutlaka bu soruları tekrar çözün. Belki sınavda bu tarz sorular gelebilir. Adab ve nezaket ünitesinde ödev veriyorum burayı. D6 testini de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in aile hayatından da iki tane testi ödev olarak sizlere veriyorum. Tamam mı? Hadi bakalım şimdi öğretmenlerin en çok sevdiği ne konusuna? Boşluk doldurma. Yüzde yüz hoca sorar diyorum. Çünkü öğretmenler boşluk doldurmayı çok seviyor. Öğrenciler de seviyorlar aslında. Burada hem... Düzgün bir cümle kurmuş oluyorlar hem de e, öğrendiklerini bilgilerini de göstermiş oluyorlar. Evet kalemimin rengini şöyle değiştireyim. Yukarıdaki kelimeleri e, uygun yerlerine yerleştirelim. Hazreti Muhammed yemek yerken midenin nokta noktanın boş bırakılmasını öğütlemiştir. Sofra adabında işlemiştik hatırlarsanız. Üçte birinin boş bırakılmasını, üçte birinin yemek, üçte birinin su, üçte birinin de hava için bırakılmasını tavsiye etmiştir. İslam dini nokta nokta sayesinde insan ilişkilerinde sevgi ve güveni amaçlar. Ne sayesinde? Yani insanlar birbirlerine nasıl olursa sevgili ve güven içerisinde ilişkileri yürür? Tabii ki nezaket kuralları sayesinde yani adap kuralları sayesinde. Evet şöyle nezaket diyelim ya da şöyle adap kuralları diyelim arkadaşlar. Evet adap kuralları sayesinde. Selamlaşmak bir nokta nokta kuralı olduğu için toplumda yaygınlaşması istenmektedir. Peygamberimizin tavsiyesiydi. Ne kuralıydı? Bir e, nezaket kuralıdır, değil mi? Bir yere girdiğimizde çıkarken selam vermek nazik bir olduğumuzu gösterir. Konuşmalarımız ne çok kısa ne de çok uzun olmamalı değil mi? Yani kısa ne de çok karşımızdakini sıkacak kadar uzun olmamalı. Sosyal medyadaki paylaşımlarımız kişilerin neyini Özel hayatını yani mahremiyetini zedelememeli değil mi? Başkalarına ait fotoğrafları ya da bilgileri izinsiz paylaşamayız. Konuşma adabının ilk şartı ne sözlü olmaktır? Doğru sözlü olmaktır arkadaşlar. Şöyle yaptıklarımızı ne yapalım? Kısa uzunu da eledik, nezaketi eledik, adab kurallarını üçte bir de eledik. Kur'an'da rızıklardan nokta nokta ve nokta nokta olanlardan yememiz emredilir. Helal ve temiz olanlardan tabii ki yiyin der Allah. Hazreti Muhammed'in ilk eşi ve altı çocuğunun annesi kimdi? Hazreti Hatice idi değil mi arkadaşlar? Evet Hazreti Hatice radıyallahu anha olacak. Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak yemeği neydi? Bereketiydi diyor Peygamber Efendimiz. Evet bereket diyelim şöyle bereketidir. Nokta nokta Allah'a ortak koşmaktır. Neydi Allah'a ortak koşmak? Şirk değil mi? Şirk Allah'a ortak koşmaktır. Hazreti Lokman olduğunu bu konuda uyarmıştı. Evet şöyle hemen geçelim. Gelelim eşleştirmeye. Bu yüzde yüz yazılda sorulur diyorum. Bakın burada bir sürü kavramımız var ve hepsi ünitemizde ilişkiliydi. Buradan en az 5 tanesini çok iyi bilirseniz sınavda rahat edeceksiniz. O yüzden buraya dikkat ediyoruz. İnsanların birbirlerine söz veya işaretle esenlik dilemesi, selamlaşma olması gerekiyor değil mi? Hemen şöyle ne diyelim. Kişinin özel yaşamının gizliği mahremiyet olacak. Mahremiyete dikkat ediyoruz. Allah'tan başka ilahlar olduğuna inanmak, şirk koşmak yani değil mi? Evet şirk. Yemeğe başlamadan önce söylediğimiz ifadenin kısa adı besmele olacak. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ya onun kısası besmele. Selam, ikram, ihsan, hürmet ve ibadet anlamlarına gelen kelime tahiyyat olacak. Hatırlarsanız eteyyatun neydi? Ee, okunuşuydu. Kur'an'da oğluna hikmetli öğütler veren bilge kimse olarak adlandırılır. Hazreti Lokman aleyhisselam. İnsan ve diğer canlıların beslenip yaşayabilmeleri için yedikleri ve içtikleri her şey rızık olarak adlandırılır. Rızık haş olacak. Allah'ın her şeyi karşılıksız vermesi bolluk. El er Rezzak Allah'ın isimlerinden biridir arkadaşlar. Sağlık ve esenlik üzerinize olsun anlamına gelen cümle. Selamun aleyküm dediğimizde dua etmiş oluyoruz. Geçmiş dönemlerde yaşanmış önemli olaylar ve peygamberlerin hayatlarından anlatılan kesitlere kısa deniliyor arkadaşlar. Hemen şöyle kısayı bulalım. Evet burada kısayı yazmayı unutmuşlar. O yüzden buna ben kendim yazıyorum arkadaşlar. Kısa diyorum. Ah burada yazıyormuş özür dilerim. Evet, burada G diyoruz. Edep kelimesinin çoğulu adap olacak. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ilk doğan erkek çocuğu kimdi? Kasım da hatta bu yüzden Ebu'l-Kasım olarak adlandırılmıştı. Evet hemen şöyle diğer soruma geçiyorum. Geldik mi şimdi doğru mu yanlış mı? Arkadaşlar buraya çok ama çok dikkat ediyorsunuz. Çünkü öğretmenlerimiz doğru mu yanlış mıyla hem sizin kafalarınızı biraz karıştırıyor hem de bilginizi ölçüyor. Telefonda konuşurken yüksek sesle, yüksek sesle konuşulmalıdır. Yanlış arkadaşlar yüksek sesle değil alçak sesle konuşmalı başkalarını rahatsız etmemeliyiz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem herkesin anlayabileceği şekilde açık ve tane tane konuşurdu. İnsanların en hayırlısı elinden ve dilinden diğer insanların güvende olduğu kişidir. Evet peygamberimizin hadisi. Güzel söz sadakadır. Evet hadis-i şeriftir bu da. Eve girerken ve topluluktan ayrılırken selam vermeye gerek yoktur. Yanlış vardır tabii ki arkadaşlar. Yani girerken de selam veriyoruz çıkarken de selamlaşıyoruz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem herkesin sözünü kesmeden dinlerdi. Evet kesinlikle söz kesilmesini istemezdi. Tahiyyat duası Kur'an'da Bakara suresine geçmektedir. Yanlış. Arkadaşlar tahiyyat süre, duası Kur'an'da geçmez. Namaz kılan kişiye selam verilir. Yanlış. Yemek yiyene... Banyo, tuvalet gibi yerlerde olana, Kur'an okuyanına, namaz kılanına selam verilmez. Selam vermek farz almak ise sünnettir. Tam tersi arkadaşlar, selam vermek sünnet almak ise farz olacak. O yüzden yanlış diyoruz. Hazreti Hatice'nin temiz, nezih, saf anlamlara gelen lakabı tahiledir. Evet, doğru olacak cevabımız. Geçelim hemen diğer sorumuza. Çoktan seçmeli bir sorumuz var burada. Tatlı dil güçlüdür demir çelikten, yılan bile duymuş çıkmış delikten. İnsanlara özgü bu incelikten kimler hisse almış farkında mısın? Cengiz Numanoğlu. Bu dörtlük aşağıdaki adab kurallarından hangisiyle ilgilidir? A. Misafirlik adabı. Burada hiç misafirlikten bahsediyor mu? Hayır. Selamlaşma adabı. Selam vermeli, işte şöyle olmalı, böyle olmalı diyor mu? Hayır. İletişim adabı. Evet burada tatlı dilli olmaktan bahsediyor değil mi? Yani yılanın bile tatlı dille deliğinden çıktığından bahsediyor. Yani güzel konuşmaktan bahsediyor. O yüzden iletişim adabı olacak. Yeme içmeden de bahsetmediği için sofra adabı değil. Cevabımız C seçeneği. Hazreti Hatice radıyallahu anha ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarını yazınız. Hadi gelin birlikte çocukların isimlerini yazalım. İlk çocuğu kimdi? Erkek çocuğu Kasım. Sonra kim vardı? Abdullah vardı. Sonra kızları yazalım. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve evet peygamberimizden sonra vefat eden tek kız çocuğu hatırlarsanız. Yani peygamberimizden önce diğer çocuklara vefat etmiş. Ancak peygamberimizden sonra vefat eden Fatma olacak. Evet. bu şekilde çocuklarının isimleri. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Allah'a şükretmek için kullandığı ifadelerden biridir? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kulun yemeğini yedikten sonra veya içeceği şeyi içtikten sonra şükretmesi Allah'ın hoşuna gider demiştir. Nasıl şükrederiz Allah'ım? Allahu ekber Allah en büyüktür demek. Bu şükür ifadesi mi? Hayır. Elhamdülillah. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'a hamd olsun yani şükür olsun. Estağfirullah yaptığımız bir günahtan dolayı Allah'tan af dilemektir. Subhanallah güzel bir şey gördüğümüzde ya da Allah ne kadar eksiksiz ve kusursuz olduğunu ifade etmek istediğimizde söyleriz. O yüzden buradaki en uygun cevabımız elhamdülillah Allah'a şükür olsun demektir. Yemeklerden sonra da söyleriz. Hz. Lokman'ın oğluna verdiği bu öğütler de aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Yavrum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Evet, usulüne uygun ibadet etmeye, namazı dosdoğru kılmaya değil mi? E, o yüzden değinmiş. Allah'a kulluk etmeye, burada ne dedim? E, namazı kılmak ya da işte e, iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak bunların hepsi Allah'a kulluk etmeyle ilgili. Şöyle yapalım. Erdemli olmak, e, sabırlı olmaktan bahsediyor değil mi? İşte iyiliği yaymak, kötülükten alıkoymak bu da yine değinilmiş. Gururlanmak. Gururlan, kibirlen demiş mi? Hayır. O yüzden değinilmeyen gururlanma olacak. Cevabımız D seçeneği. Hazreti Muhammed erkek çocuğunun üstün tutulan cahiniye anlayışına karşı kız çocukları için şöyle buyurmuştur. Kimin kızı veya kız kardeşi olur da onlara iyi davranışta bulunur, erkek çocuklarını bunlara tercih etmez ve eğitimlerini en güzel şekilde sağlarsa Allah onları kendisi için cehenneme karşı bir perde yapar ve onu cennetine koyar. Bu bilgiler doğrultusunda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili çocuklar arasında ayrım yapılmasına karşı çıkmıştır. Çocuklar arasında adaletle hükmedilmesi gerektiğini savunmuştur kız çocuklarına ayrımcılık yapılması gerektiğini bildirmiştir. Şimdi hangisine ulaşılabilir diye soruyor. Çocuklar arasında ayrım yapılmasına karşı çıkmış. Çünkü burada diyor ki erkek çocuklarını bunlara tercih etmezse yani onlara ayrıcalık tanımazsa o yüzden ayrım yapılmasına karşı çıkmış şöyle. Çocuklar arasında adaletle hükmedilmesi gerektiğini savunmuştur. Yani e, onlara onların arasında diyor iyi davranışta bulunursa yani kıza da erkeğe de aynı bulunursa e, eğitimlerini en güzel şekilde sağlarsa demek ki adaletli erkeğe nasıl eğitim sağlıyorsa kıza da aynı şekilde eğitim veriyorsa o zaman e, olabilir diyor. Kız çocuklarına ayrımcılık yapın diyor bu. Hayır. O yüzden cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olması gerekiyor. Ulaşılabilir. Hemen gördüm. C, A seçeneğinde 1 ve 2 cevabımız olacak. Diğerlerini eliyoruz. Evet. Gelelim şimdi duamıza. Duadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Okuyalım. İnşallah ezberlemişsinizdir. Ettehiyyatü lillahi ve ve tayyibat. Esselamu aleyke ey nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleyna bu sefer ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh gelmesi gerekiyor. Zaten ben okurken siz seçeneklerde gördünüz değil mi? Esselamu aleyke dedik. Sonra ve rahmetullahi ve berekatuhu esselamu aleyna ve ala ibadillah salihin. Sonra e, ve anne Muhammeden abdühü ve rasulü diyoruz. E, o yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Diğerlerini ne yapıyoruz? eliyoruz <laughs> arkadaşlar yazılımızın sonuna geldik. Lütfen konuları tekrar etmeyi unutmayın. Şöyle tekrar sizlere yazılı notlarını ve soru bankası, soru bankasını hatırlatmak istiyorum. Ee, buradan da sorulara mutlaka bakmayın. Unutmayın. Ee, i̇nşallah yazılınız çok güzel geçer. Yorumlara da lütfen kaç aldığınızı yazmayı unutmayın. Bizler e, çok seviniyoruz sizin notlarınızı gördükçe. Hemen ödüllü sorumu veriyorum. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kuyunu devam ettiren kızı kimdir? Yorumlar kısmına cevap yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.